Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kocaeli Kartepe'de düzenlenen 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete aşıladığı özgüvenin 15 Temmuz'daki direnişte önemli rol oynadığını söyledi. Milletimizin demokrasiye, özgürlüğüne, bağımsızlığına o gece sahip çıkması sadece o gece yapılan bir çağrıyla ilgili değildir. Bunun arkasında 15 yıllık Türkiye'nin yaşadığı dönüşüm sürecinin çok önemli halkalarından birini gördük. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın, onun inanın bizim övgümüze ihtiyacı yok, ben o kanaatteyim. Ama bir hakkın teslimi olarak bunu söylememiz lazım. 15 yıllık liderliği boyunca başbakan ve cumhurbaşkanı olarak bu millete aşıladığı özgüven olmasaydı, diklenmeden dik duracağız demesi olmasaydı, bu milletin boynunu hiçbir yerde ben eğdirmeyeceğim duygusunu vermeseydi, 15 Temmuz gecesi yüz binlerce insan 1,5-2 dakikalık bir çağrıyla sokaklara dökülmez. Ölümü göze alarak tankların, topların, helikopterlerin önüne çıkmazdı. Bakın bu neden önemli biliyor musunuz? Şimdi 6 yıl sonra inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. İdrak edeceğiz ve bir 100 yıllık muhasebe yapacağız. Bununla ilgili de çok güzel bir çalışma yapılıyor bütün boyutlarıyla. Bir Cumhuriyetimizin 100 yılı, nereden nereye geldik? Bunun muhasebesini yapacağız hep beraber, bütün vatandaşlar olarak, devletliler olarak, siviller olarak vesaire. Baktığınız zaman Osmanlı'nın yıkılmasından sonra ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti, yeni Türkiye Cumhuriyeti de bu milletin yeni uluslararası sisteme verdiği bir cevaptı aslında. Yani siz beni 3 kıtada küçülttünüz, savaşlarla, işgallerle, iç müdahalelerle, ihanetlerle parçaladınız ama yok edemediniz, edemeyeceksiniz. Çığlığının somut bir ifadesiydi Cumhuriyet.